Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün güzel bir haber aldık. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz markamız tescillendi. Bunun için ufak bir aktivite yapalım dedik. Ve Caddebostan sahilinde açık hava sineması yapmaya karar verdik. Evet. Bugün sahilde açık hava sineması yapacağız. Bunlar geçen, daha önceki bölümlerde kullandığımız meşhur uçurtma çıtalarımız. Çıtaları, pahalı. Bunları... 25 TL olan tanesi uçurtma çıtalarımız. Evet. Bunları ve bir tane fon perdeden kalmış parçamızı, daha doğrusu güneşlikten kalmış parçamızı kullanarak bugün açık hava sineması için bir perde yapacağız. Perde yapacağız, aynen öyle. Burada da ufak bir mobil projeksiyon aletimiz. Onu telefonumuza bağlamak için ara aparatlarımız. Enerji ve ses vermesi için de bir JBL hoparlörümüzle birlikte bir açık hava sineması yapacağız. Her şey ölçmekle başlar. Ben öncelikle aşağı yukarı 1.40 boyunda, şöyle tutarsanız Filiz Hanım. Filiz Hanım, peki. Uzağa, peki Deniz Bey, buyurun. Uzağa götür. Hayır, onu ölçmeyeceğiz. Okay, pardon. Şu 1.40 ölçüsünde bir ekran yapalım diyorum. 1.40 ölçüsünde bir ekran yapmak için de... Kesecek mi? Ne yapacaksın? Sopaları şöyle birbirine bağlamamız lazım. Bunu nasıl yapalım? Bunu dedim bugün artık un ve su kullanmadan bantla... Artık umarısı olmasın. Evet. Kolay yoldan. Ne dediğimi anlamayanlar için ikinci videomuz uçurtma yaptık videosunu izleyebilirsiniz. Filiz Hanım demedim. Tamam. Filiz Hanım demediğin için kaldım yani. Makas kullanmadın. Sopaya. Al bakalım. Şimdi bu çıtalarla ekranımızın altını ve üstünü sabitleyeceğiz ki sahile indiğimiz zaman bir ağaca bunu sabitleyebilelim. Hava çok sıcak. Evde durulacak gibi değil zaten. Açık hava aktiviteleri yapmak lazım. Henüz İstanbul'dan kaçamadık. İstanbul'dan kaçamıyorken İstanbul içinde İstanbul'dan kaçalım bari diye düşündük. Arayışımız devam ediyor. Bazı yerlerle de görüşüyoruz fakat kiralık yer bulmak gerçekten çok zor. Zaten pandemi nedeniyle bence insanlar kiraya vermek yerine yani köy evlerini, yazlıklarını gerçekten oturuyorlar, kullanıyorlar. O yüzden henüz bulamadık. Şehir yelpazemiz geniş olmasına rağmen biz bulabilmiş değiliz aradığımız ara. Geçen hafta Yalova'da bir eve gittik. Umutlanarak. Umutlanarak gittik ama çok hayal kırıklığına uğrayarak geri döndük. Ne yazık ki. Mahalleyi beğendik. Evet, Yalova yani olabilir. Hem İstanbul'a çok yakın, bizim gelgitlerimizde bizi yormayacak bir yer. Hem de biz doğasını, çevreyi çok beğendik orada. Bu hafta da Sakarya'da iki tane Adapazarı yerimiz var. Adapazarı, Sakarya aynı. İki tane ev var bakacağımız. Bunların da aslında videolarını çekiyoruz. İlerleyen bölümlerde tekrar konumuza geri dönüp İstanbul'dan kaçışımızı anlatmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bu hafta en azından İstanbul'dan nasıl kaçıyoruz? Çünkü malum korona, yani sinema salonlarına gitmek pek akıl kârı değil şu aralar. Bu yüzden sinema salonuna gitmeden nasıl güzel bir sinema aktivitesi yapabiliriz diye düşündük ve bu fikir geldi aklımıza. Evet, hem de açık havada içeceklerinizi alıp rahat rahat dışarıdan yiyecek getirmek de serbest. Sandalyelerimiz de var. Evet. Mısır da patlatacağız. Güzel bir açık havası, Fant Pazar Gecesi sinemasını gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi bu bizim eski bir... Güneşliğimiz, perdemiz. Ha, bak bu tam güzel. Okey. Yani, yamuk yumuk oldu artık ama onu bir daha bir... Sensin yamuk yumuk, neresi yamuk yumuk ya? Yamuk yumuk değil hocam, buraları da keser yani. Dökülüyor, ne yapayım? Kıvırırız, oy tane. Ay Deniz, suratına şey kalır ama pırçıkları. Kaldı mı pırçık? Kalırsa? Kaldı mı? Yok. Kalmadı. Tamam, bunu o zaman yerine. Aa, yerine mi? Şu şekilde. Dikecek mi? Zımbayla mı? Zımbayla. Şimdi 16'ya 9 ekranımız olacak. 140 onu yaptıysak, 16'da 9 ise 140'da... beyin yandı. Patlamış beyin. 79-80. 80 biz... Aynen, 79-80. 85 santim keselim. Geri kıvırarak da sonuçta ahşabına birkaç tur dolayacağız. Yükseklik de öyle olmalı. Evet, bak tut bakalım ucundan.
Şöyle kaldır. İşte bu bizim aşağıdaki. Tamam. Evet. Şimdi şunu şöyle. Bunu da zımbayla önce şöyle. Sen de o yandan ilk başta direkt 3-4 tane. Tamam. Böylelikle bir tarafımız oldu. Şimdi ekranımız, tut bakalım. Yaptığı zaman güzel bir geniş ekranımız oldu. Tabii biz bunu bir de ütüleyeceğiz. Kırışıklıkları olmasın diye. Tabii biz yokuz şu anda. Evet, merhaba. Bu arada kanalımıza abone olmadıysanız... abone olmayı, bildirim zilini açmadıysanız... Bildirim zilini açmayı, videoyu beğendiyseniz... Beğen butonuna tıklamayı, beğenmediyseniz ne yapıyor lan bunlar diyorsanız da beğenmedi butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Tamam, şimdi size şu aletleri gösterelim, onlar nasıl çalışıyor. Şimdi bir adet projektörümüz var. Bu projektörümüze Type-C'den eski uca dönüştürücülü bir aletle enerji veriyoruz ve bunu hoparlörümüze takıyoruz. Ayrıyetten bir HDMI Type-C'ye dönüştürücü ile telefonumuza takıyoruz. Bunu da yine bir HDMI dönüştürücü ile birlikte. Ve açık hava sinemamız. Sinema Kulübü sunar. Pazar gecesi sineması. Nereye gittin dostum? Tanrım. Oh tanrım, nereye gitti bu? Dostum, orada mısın? Sakın yapma, hemen geliyorum. Ne halt ediyorsun sen içeride? Wish you'd step back from that ledge, my friend. Could cut ties with all the lies that you've been living in. And if you never want to see me again, I would understand. I would understand. The angry boy a bit too insane, icing over the secret pain. You know you don't belong. Bir bölümün sonunda da yine birlikteyiz. Farklı bir şey yapmak istedik. Sahilde de aslında çok ilgi çektik. O bölümleri pek yayınlamadık ama çok fazla misafirimiz oldu. Yanımıza gelen, çay satan abimiz, ilgilenen çocuklar vesaire gibi. Bizim için çok keyifli bir aktiviteydi. Keyifli bir aktivite oldu ve biz bunu çok sevdik. Büyük ihtimal haftada bir artık sahile inip böyle bir sinema günü yapmayı düşünüyoruz. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Biz bugün Bay Evet'i izledik. Biraz kararsız kaldık film konusunda. Siz de lütfen film önerilerinizi yorumlara yazın. Çünkü biz bu aktiviteyi sık sık tekrar edeceğiz. Artı belki Caddebostan sahilde bize de rastlayabilirsiniz. Evet, katılırsanız bize memnun oluruz. Katılırsanız da memnun oluruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, beğenmediyseniz beğenmediye tıklamayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.